iyi bilmek lazım. Bu 7 kişi, 6 kişi neyse 5 ortak olanların hepsinin kurbanının başında bulunması şart mı? Değil. Yok değil, şart değil, şart atma ya mübarek adam. Evli atıyor. Allah selamet versin. Şart olur mu ya? Vekalet verirsin, bir kişi kesersen nerede olsun ol. Bağda, çayırda, bayırda. Öyle bir şart yoktur. Birisi kesse, çünkü 7 kişiyle 7 tane bıçakla saldıramaz ya bu hayvana. İlla biri kesecek yani. Bunun da tabii izahı budur, başka türlü olmaz. Tasarruf. Hepsinin tasarrufa hakkı var ama kesmek bir kişiyle olur. O da vekalet verirsiniz. Ya Rabbi bu hayvana ortak olanların hepsine vekaleten Bismillahirrahmanirrahim. Hadise bu. Bu kadar basit. Şart değil yani, şart değil kardeşim, şart değil. Yani eyvah yanında bulunmadım, kurbanım batıl oldu diyebilir misin? Mesele budur ya. Şart değil. Sevaptır, hoştur ama şart değil. Bak şart başka, sevap başka. Bunları yanlış anlamayalım yani. Milleti bağlamayalım bir kurbanın başına 7 kişiyi. Belki bir adamın işi var gider bir yere ya. Olur mu öyle şey ya? Allah Allah. Peki. Şimdi gelelim.